Hayvanların sokaklarda yaşamak zorunda kalması sebebiyle onların uyutulma adı altında öldürülmesi ne insanlığımıza ne de inancımıza uygun değildir. İnsanın üstün yaratılması diğer canlıları öldürmesi için değil, onlara Allah'ın emaneti gözüyle bakıp sahip çıkması içindir. Bakınız, hayvanları sadece sokaklarda yaşayan bir sorun olarak görmek yerine onların da yaşam hakkına saygı göstererek daha sürdürülebilir ve merhametli çözümler üretmek bizlerin ve idarecilerin sorumluluğundadır. Unutmayalım ki çözüm üretmekte başarısız olan yerel yönetimler ve yetkili kurumlar bu sorunların artmasında büyük rol oynamaktadır. Değerli kardeşlerim, son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili yaşanan olaylar toplumumuzda haklı olarak ciddi endişelere sebebiyet vermiştir. Ancak unutmamalıyız ki tüm sokak hayvanlarını tek bir davranış kalıbı üzerinden değerlendirmek asla doğru değildir. Sokak hayvanları konusunda yaşanan sorunlar çözüm yollarının yeterince etkin kullanılmadığını gösteriyor. Günümüzde birçok yerel yönetim sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve düzenli olarak aşılanması gibi temel önlemleri ihmal ediyor. Bu durum hayvanların kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına ve zaman zaman toplum içinde çeşitli sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde belirtildiği gibi yeryüzündeki tüm canlılar bizler gibi topluluklar halinde yaşarlar ve bu nizamı bozmamak gerekir. Kardeşlerim, hayvanların da Allah'ın yarattığı canlılar olduğunu, onlara eziyet etmenin, zarar vermenin günah olduğunu unutmamalıyız. Hayvanların sokaklarda yaşamak zorunda kalması sebebiyle onların uyutulma adı altında öldürülmesi ne insanlığımıza ne de inancımıza uygun değildir. İnsanın üstün yaratılması diğer canlıları öldürmesi için değil, onlara Allah'ın emaneti gözüyle bakıp sahip çıkması içindir. Kardeşlerim, hayvanların da Allah'ın yarattığı canlılar olduğunu, onlara eziyet etmenin, zarar vermenin günah olduğunu unutmamalıyız. İslam dini merhametin ve adaletin dinidir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiğini defalarca vurgulamış, onlara eziyet edenlere karşı da ikazlarda, uyarılarda bulunmuştur. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kuşu öldürürse kıyamet gününde o kuş, "Ya Rab, bu kişi beni boş yere öldürdü" diye şikayette bulunur buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de geçen bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının bir kediye eziyet etmesi ve onu aç bırakarak ölüme terk etmesi sebebiyle cehenneme gideceğini bildirmiştir. Bu hadis hayvanlara kötü muamele etmenin aslında topluma çok ciddi sonuçları olduğunu gösterir. Bakınız, hayvanları sadece sokaklarda yaşayan bir sorun olarak görmek yerine onların da yaşam hakkına saygı göstererek daha sürdürülebilir ve merhametli çözümler üretmek bizlerin ve idarecilerin sorumluluğundadır. Unutmayalım ki çözüm üretmekte başarısız olan yerel yönetimler ve yetkili kurumlar bu sorunların artmasında büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda yetkililere çağrımız, kısırlaştırma ve yerinde yaşatma politikalarını etkin bir şekilde uygulayarak hem bu canların hem de toplumun huzuru için çalışmalar.
Özata Yemek Fabrikası dünya standartlarında Denizli'nin en modern tesisi. 3500 metrekare alana sahip Özata, iş merkezleri, fabrikalar, sanayi kuruluşları, okul, hastane, askeri birlikler ve her sektörde faaliyet gösteren müşterilerine 1998 yılından bu yana Denizli ve yurdun dört bir yanında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hijyen ve kalite standartlarına uygun, bini aşkın kalifiye personelle hizmet sunan Özata, kurumsal yapısı, kalitesi ve bünyesindeki yenilikçi gelişmeleriyle sektörde öncü ve örnek konumunda. Taşıma ve yerinde yemek üretim hizmetleri veren Özata olarak profesyonel ekibimizle gıda mühendislerimizin denetiminde üretim gerçekleştiriyoruz. Tüm yurtta günlük 50 bin kişiye toplu yemek hizmeti devam ediyor. Adres Bozburun 7120. Sokak, numara 17 Denizli. Telefon 0258 371 58 58. Emek sizden, yemek bizden. Özata Yemek Fabrikası.